Sokrates FC'den herkese selamlar. Orta ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcastinde ve Sokrates Club programında yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Hem de acayip yağmurlu bir İstanbul gününde. Islandık. <laughs> çok ıslandım ben. Islak <laughs> geldik. Yani haftalardır yazdan kalma günler geçti. Bugün bir röportajımız çıktı. Yani gittiğimiz yerde mahallemiz hor seve seve gitti. Yani e, e, farklı bir yer tabii benim yaşadığım Hı -hı. sahil kıyısı Fatih'e göre ama olsun bir büyüğümüzde bir barbaros yoğurtçusu bir büryan atalım dedik Kerim'le ama felaket ıslandık. ...inan daha da fena bir durumda geldik. geldi. Çok fena ıslandım ben de ya. Yani çok fena ıslandım şeyi de düşündüm. Kristof Doğan olsaydı bu havada. Ne Koşar mıydı? Koşar mıydı? mıydı? Evet. Evet. Reusch montuyla. <laughs> Son olarak <laughs> Ee, bilimsel açıklaması ne oldu onu? Koşunca mı daha az ıslanıyorsun? Bir yer or çıkmış da o. Ben yürüyünce... daha olayının... daha şeye onayı alındı mı onu soracağım. Evet. Şöyle, önce ben... daha az deniyordu sonra yalanlandığını hatırlıyorum ben. Facebook videoların çok meşhur olduğu dönem. Sonra bıraktım ben. Bilenler yazsın lütfen. Yani yürüyünce mi daha çok ıslanıyoruz, koşunca mı? Ben bilmiyorum. Ben başka bir bilime takıldım orada. İlhan Özgen bu konunun peşine düştü çünkü. E, ata'nın Taksim'de koşan Christoph Dawm iddiasını <laughs> İlan Özgen ortaya çıkarmaya çalışıyordu en son. Gerçek mi değil mi diye. Senin maça gittiğinde biz de arabayla gelmediğin akşam Sencer de arabadaydı. Atahan arkadaşına ulaştı sonunda. Arkadaşı da yoğun bir telefon görüşmesi yapıyordu. Hoparlör açık değil tabii mi? Yani, Kulakta değil telefon her zaman aynen. gibi böyle bir i̇şte, otobüste giden sağ olsun, dayı gibi. <laughs> arkadaşı bizi de çok övdü. Çok keyifli program yapıyorsunuz Aziz sağ, sağ olsun. olsun. Sonra Atahan zorla bunu hatırlattı. Çocuk dedi ki ah, "Evet görmüştük davumu." dedi. Sonra üstünde Fenerbahçe eşofmanı vardı filan. İnce iş garipleşti. Beşiktaş dönemi değil miydi bu? Yok yok Fener dönemi. Fener dönemi Veya miydi? Ya o çıktı ortaya. Hmm. Dahası iki dakika sonra telefon kapandı ve atan Elif'e dedi ki. Aa Elif şu kaldırımda kız aynı sana benziyor. Alakası yoktu. Yani buradan dağımda o mu yoksa benzetildi mi? Gene bir açıklığa kavuşmadı bu konu bence bu benzetmeden sonra. Ya herhangi Biliyorsun, bir... Atan bir de inanılmazdır benzetme konusu. <laughs> yani. herhangi bir sarı saçlı ve sarı bıyıklı bir adam Yeterli. Taksim'de koşuyor da 90'larda evet. ve o isim Christoph Daumsan olmuş olabilir. Benim de biraz daha az ıslanmamı sağlayan pelerin giymeyen bir kahraman vardı bugün. Kim bu yaptı arada. bunu? Atahan Altın Arabayla beni bıraktı. Bu vahşi trafiğe rağmen Aa, sevgili Elif'le başka biri kullanıyor. Sevgili Elif'le beraber <laughs> evet Elif bıraktı <laughs> demem daha doğru olur. Ama kapıya kaya bıraktılar sağ olsunlar. O yüzden bir nebze az Keşke bir gün FC dinleyicileri de buraya gelse de hep beraber program çıkışı arabayla dönsek. Orada bir co nasıl olunur? <laughs> e, co nasıl babadan oğula geçen bir meslektir? Bütün bunları kendisine öğrenebilirsiniz. Arabanın arkasında kepenk indirme şeyi var ya. <laughs> bir, gün, bir gün bu arada ben ee, gerçekten gidiyordum. Yani öyküye falan haber verdim. Çünkü arkada benim oturduğum tarafta bir görev verildi bana. Kepenk indirme demiriyle yolculuk yapma <laughs> görevi. Yol boyunca kepenk indirme demiri ve ben böyle baş başa gidiyorduk. ya yani herhangi bir kazada e, kepenk indirme demiriyle hayatımı sona erdirebilirdim. Barbaros'tan gidebiliriz bence. Orası açık. Arada <laughs> acayip ya. bilgi veriyor ya. Şey ya. Teknoloji yani. Çok acayip. Teknolojiye bir... bu kadar karşı olup da öyle bir adam. Ama son bölümde baba biz halkın çocukları olarak bu arada ben İnan Özdemir, Buğra Balaban, İlhan Özgen Tanıtmamıza gerek yok zaten ama rotasyonumuzda bu hafta bu ekiple birlikteyiz efendim ve son bölümde senin yokluğunda gün tabaklarını konuştuk. Aynen acayip. Ee, Buğra Balaban'ın bir gün tabağı fanatiği olduğu ortaya çıktı. Buran akşam yemekleri bile gün tabağıdır. Evet severdim böyle küçük küçük evet, yapmayı? Tabii. Favori yemeğiniz nedir? Genel olarak mı? Yemek. Ha, çok, çok zor, zor, zor bir zor. Zor. Benim orada dört tabağıdır mesela o yüzden sordum. Çok zor bir soru. Benim biraz aynı olabilir ya. Lahmacun olabilir yani. ya. <laughs> en yani. bayılırım ama o çeşit order tabağındaki o sürpriz yani. beni yakalar. Çok <laughs> da güzel yorumlar tabaklar gelmiş bu arada. Hepsini ben puanladım bu arada. Tabağınızı puanlamamı isterseniz yorum yazabilirsiniz. Arda benki bir numaraydı benim için. böreği, sarma, mercimek köftesi, brownie. Tatlı tuzlu, denge var. Abi o işte brownienin girdiği yer abi, beni bir alıyor Bir saniye işte ama sonuncu çayı <laughs> onunla içeceksin baba. <gülüyor> <Tantik> <gülüyor> bir olacaksın. daha saysana. Gül böreği. Tamam. Bu abi aç kalmamanı sağlar. Çünkü tamam. gün uzayabilir. 4 saat 5 saat orada komşuluktasın kalırsın. O seni doyurdu. Sarma mercimek köfte. Onlar işte işin şey. on numarası böyle hani platiniler bilmem neler böyle hafiften bir e, ...gustonu alacaksın. En sonunda noktayı brownie ile koyacaksın. işi İşi bitireceksin abi. <laughs> ya brownie olmak zorunda değil. Benim olayım Alman pastadır mesela ama. o kısırla pasta yan yana servis ediliyor. O beni bitiriyor. Yani ben tatlısız yiyorum bu arada. Ben onda <laughs> <laughs> bir sorun Bulgurlar görüyorum. çikolata abi. abi. Bak, o bulgur <laughs> çikolata. çok severim o yüzden hiç problem yok. Bir ata, de... Ata, bunlardan yani 20 tabak falan bir tane Ama daha. Çok iyi. İnanın <laughs> payını alıyorum. İnan sen sarma Seni yemiyorsun. <laughs> Bir de en bayıldığım yorum bir önceki videoya gelin ...onu da söyleyeyim hazır kaparken... ...Greg The Egg adlı kullanıcımız yazmış... ...25 yıl sonra çünkü Melo tartıştık baba... ...dinlemişsindir... ...Adar Altıordu'nun 25 yıl sonra çıkaracağı <laughs> kitabı... ...462 sayfalık bu Melo kitabının... ...son cümlesi Torreira daha iyi de olur... ...demiş ya tam Atatürk'ü... ...biz ya yani ne kadar iyi tanıdığını... ...hakikaten gördüm... Harbi Asla olabilir ha... Seyircilerimiz de çok hoşuna gitmiş gördüm Melo yorumları... Evet. Acaba ee, Melo var ama gördüğüm... Evet Melocular ağırlık ağırlıkta olmuş yani yakın dönem efektinden Torreira daha fazla söylenmemiş... tam tersi, tersi olmuş. aslında e, Melo burada daha öne çıkarılmış. Ama Torreira'nın da bir kariyeri, Galatasaray kariyeri sona erdikten sonra daha dengeli bir tartışma evet, yaparız. Tartışırız. Yedinci sezonumuzda. Yedinci sezonumuzda evet programımız devam ederken. Sonsuza kadar ben sizle program yapmak istiyorum evet, diye. 20 yıl sonra da yaparım. <laughs> 20, yıl sonra da yaparım <laughs> 20 yıl sonra da yaparım diye. Hazır ata demişken şu günlük şeyini de çıkaralım mı arada? Oo. Çünkü biliyorsun Münih maçından sonra şöyle bir mesaj attı grubu. yani... Normal bir hakem olsa buradan puanla ayrılırdık dedi. Çok kızgındı hakeme. 26 Mayıs 1995'te yine bir derbi var. Merhaba. Başbakanlık kupası Cimbom'un. Hakem bile Fenerbahçeli. Günlüğe manşet atıyor. Ama daha. yine de Galatasaray yendi. Bence Türkiye'de birincilikte en büyük takım Galatasaray. <laughs> i̇şte o. Bence. 4-3 olarak bir maçtı bu. Yani Atan'ın acayip değişik bir dil, acayip bir üslup kullandığı bir yazı. Garip akımından etkilendiği dönem o. Hakem vurgusu var. Hakem Fenerbahçeli Uçen'in ceza sahası içinde çelme taktı, düşerken tekme attı ve çekiştirmesine ve yerdeyken üzerine basmasına penaltı vermedi. O pozisyonu bir izlememiz lazım. Uçen kime karşı ya. suç işledi o yok ama. Yani bu, bu insanlık suçu. Ruat. Bunların hepsini yapman. Ruhat hani o pozisyonu rica edelim. Bulursan 26 Mayıs 95. Bunların hepsinde Wesley Snipes falan yapabilir. 2 <laughs> <İki> saniye içinde. <laughs> Ama Uçe böyle bir şey yapmış. yapmış. Uke. uke, Uke böyle Aynen bir şey yapmış. Aynen, sen seversin Uke demeyi. Uke. Aynen. 28 Mayıs'ta da burada bir sır ortaya çıkıyor. Hmm. Sadece bir kere büyük bilim adamının esas ismi açıklanıyor. Bugün okulda kermes var. Bugün pazar ama okula gideceğim. Arkadaşım genç Gençbilen ve Cemle birlikte ve belki de Erman veya Anıl'la futbol oynarım. Okulda çok eğleneceğim. Oh. <laughs> yani, ünlü bilim adamı Genco'nun ilk adının tarihte. aslında genç bilen olduğu da sadece orada yazıyor. Evet. Burada kayıtlara bir geçmiş. kısa belgesel mi yapsak Cem için? Mesela genç bilen devam ediyor ama Cem ne Once Oldu? Brothers hani nerede? Öyle bir, öyle bir, konu önerisi vardı ya Galatasaray'dan. <laughs> Tugay'ın çıktığı jenerasyondan bir kişi çıkamamıştı. Öyle bir konu. bir <laughs> <Evet, önerisi. gülüyor> <laughs> ünlü çocuk daha vardı değil mi o dönemde? konu önerisi Ama tek özelliği o çıkamamış öyle olması. Yani. <laughs> Senin o 96-97 yılının Türk futbol tarihinin en çok derbi oynanan yılı <laughs> olma teorinde devam ediyor. Yani devam derbiler yine bitmiyor oynamış. yani. Derbiler kesinlikle bitmiyor. Derbe demişken sizi büyük takımlara götüreceğim bu hafta. Özellikle Beşiktaş'ı bu sezon biraz daha sorunlu pencereden konuşuyorduk ki. Geçen hafta da hasta Burak Yılmaz üzerinden çok hmm. konuşmuştuk. Bu hafta sizin de çok yakından tanıdığınız İler Özgen'in defalarca röportaj yaptı. Seni de bir kez röportaj bir yaptı. kez beraber gittik evet. Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın başına geçti ki daha önce de Beşiktaş'ın başına başka bir dönemde yine zor bir dönemde geçmişti. bu işte Burak Yılmaz'ın açıklamaları üzerinden Beşiktaş değerleri, Beşiktaş'ın evlatları konusu çok tartışılmışken biraz Beşiktaş taraftarını da mutlu eden bir hamle oldu bu gördüğüm kadarıyla Rıza Çalınbay'ın takımın başına dönmesi. E, İlhan Özgen sen güncel olarak tabii ki çok fazla süperlik izlemiyorsun ama Rıza Hoca'nın Terciği buradaki, ki yani. buradaki anlamı üzerine neler söylemek istersin? Yani Beşiktaş'ın evladı konusu nasıl konuşulabilir bilmiyorum da evet Beşiktaş'ın hakikaten evladı bir insan. Hani benim Türk sporundan, futbolundan uzaklaşma nedenim katiyen işte ay çok kalitesiz bir oyun oynanıyor şey değil. Yoksa biz İtalya Ligi izliyoruz. Yani neler, <gülüyor> bu <gülüyor> gözler <gülüyor> neler görüyor. Onun için estağfurullah öyle bir Aynen şey diyemem. <laughs> bu kavga, her şeyden nem kapma, her hafta bir tartışma, bir kavga beni yoran ve bıktıran. Ee, en çok üzen şeylerden biri de işte Rıza Çalınbay'ın bu yıllarca emek verdiği ve hakikaten yani tam anlamıyla kaptanlık yaptığı camiadan böyle birkaç insanın tribünde ona karşı koyduğu tavırdı. Beni çok üzmüştü zamanında. Ee, yani ben Beşiktaşlılığını tecrübemden şöyle anlatayım simge olarak. ya yani ben de Rıza Çalınbay dedim o aklıma geliyor artık. Yani çocukluğumda ki durumu işte hep orta atan sağdan bindiren adam değil. Biz belgeseli çekerken Rıza Çalınbay daha yeni Trabzonspor'la anlaşmıştı daha hiç karşılaşmamıştık, oturup konuşmamıştık. İlk görüşmede dedi ki ya şimdi Trabzonspor'la bir durum var. Şimdi ben söz vermeyeyim size. Bu da aramızda kalsın. Düşünün yani ben de Sokrates'ten de aradım. Orada da çalıştım filan söylüyorum. Yani spor basında çalıştığımı söylüyorum. Bunu kullanabilirim ama o kadar güven veriyor ki yani bunu kullanma. Yani aklında bulunsun ama hmm. sakın yazma. Orayla anlaşabilirim. Şimdi söz vermeyeyim ama yapacağız bu röportajı dedi. Beşiktaş belgeseli yaparken. Sonra Galiba Konya'da Onur'un son saniyelerde böyle kötü bir gol yediği bir maçta puan kaybetti. Trabzonspor. Biz dedik yani yarın röportaj var takvimde. Adam gelmez dedik yani kötü puan kaybetti deplasmanda Trabzon'a ne zaman gidecek? Buraya nasıl gelecek? Sabah aradık ya yani akşam o sıcak ortamda arayamadık. Biraz soğuyunca ortamı aradık. Dedi ki ya ben geliyorum dedi ben arabadayım zaten. Hani söz verdim bir keresinde dedi. Biz de işte orada organizasyonda bir sıkıntı oldu. Röportaj için bir yere ayarlayamamışlar. O ara belgeselin ofisi de yoktu galiba. Nerede yapacağız? Nereye geleyim ofise? Ofiste yok dedik yani. O zaman dedi Beşiktaş'ta kahvaltıcıların orada bir yere ayarlayın dedi. Ben oraya geleyim dedi. Gittik abi işte ünlü kahvaltıcılardan birine dedik ki biz burada rıza açalım röportaj yapacağız abi. Abimiz bayağı alt katı boşalttı. Sadece bunu dememiz yetti. Ulan siz kimsiniz filan demediler yani alt katı boşalttı. Oraya bir böyle stüdyo havası verildi hemen. Ve Rıza Çalmay orada röportaja başladı. Ve saatler geçtikçe arka tarafın dolduğunu hissetmeye başladık. Böyle insanlar işte yaşı benle ve daha büyük olanlar yavaş yavaş oraya doldular. Ve röportaj bittiğinde herkes formalarıyla işte Rıza Çalınmay'ın yanına geldi. İşte kaptan nasılsın? Kaptan imzalı. Hatta biri orada şey dedi. Ulan bu adam bizi düğününe bile çağırdı burada. Herkes düğününe gitti burada. Tüm Beşiktaş taraftar, tüm mahalle. Hani bu adam bunu yaptığında Beşiktaş kaptanıydı. Nasıl şimdi bu adama ben küfür edeyim ya da nasıl karşı çıkayım bu adama diye. Ben orada aslında ne ifade ettiğini yani özellikle o çarşı için Beşiktaş'ın eskileri için ne ifade ettiğini onun için kulübün ne anlama geldiğini bize şey dedi işte yani Beşiktaş için söz verdiysem gelirim. Serpil Hamdi Hoca için bir şey yapılıyorsa gelirim. Sonra galalara falan da epey geldi yani. İzmir'e İzmir'e gitti diye hatırlıyorum. Ben yoktum oralarda. Yani orada çok net görmüştüm ve çok etkilenmiştim cidden. Yani bildiğim Beşiktaş aslında Beşiktaş, yani. Beşiktaş. Onu diyecektim. Şeyi de yani hani hikayesi de tam Beşiktaş. İşte tamam, geldiği tamam, yer, tamam. o sabat etmesi, çok çalışması, işte o havuzda Şeref Stadı'ndaki havuzu anlatıyordu. O sizin Hıza sözlü orada. tarihteki en unutamadığım hmm. şeylerden yani. biriydi. Ne, ne yapıyordu? O havuzda sürekli saatlerce top atıyordu, değil mi? pas atıyordu. Doğru. Pas atıyordu. Ya da işte mesela Adnan Dinçer anlatmıştı onu. Biz diyor Rıza'yı biz kaptan yapmadık o kaptan oldu. Çünkü idman bittiğinde bütün hunileri toplar, topları toplar, yelekleri toplar soyunma odasına öyle gelirdi. Onları bırakır çalışmaya devam ederdi. Yani şeref stadında aydınlanma yoktu, aydınlatma yoktu. Ama Rıza o karanlıkta bile otomobil ışıklarının ay şeyle ışıklarıyla, otomobillerin ışıklarıyla idman yapardı. Tüm takım orayı boşaltırdı. O hala topu havuza vuruyor olurdu filan. Acayip bir azim, acayip bir iş ahlakı diyelim. Abi, dediğim gibi izleyenler bazıları işte yeteneğini sınırlı der şu der bu der ben onu bilmem. Sevgili İbrahim Altınsa'yla da o belgeselde konuşmuştuk o da şey demişti yani. Hani e, Litsin Stad'ında nasıl Billy Bremner vardır girdiğinde yani Beşiktaş'ta da Rıza Billy Bremner'dır. Orada olmalıdır her zaman zaten yakınlarda da galiba gene bir işte Hall of Fame'idir mevzusu olmuş. ...Hasan hmm, Arat'ın galiba. Başkan dayı Hasan Arat, öyle e, Hakikaten öyle bir isim. Ben yani antrenörlüğü şu bu onu bilemem. Başarısız da olabilir, kötü de idare edebilir bilemem. Ama yani Beşiktaş'ın çocuğu e, sıfatını karşılıyorsa evet karşılıyor yani. Tam, tam. Ve Beşiktaş'la ilgili de herhangi bir şeyde olduğunu düşünmüyorum. Bir hesabı, bir kitabı. E, tamamen bir gönül verme işi var orada. Yani çok ilginç bir, çok değer bir iş yani. Çok güzel çizdin genel resmi. O Bay Beşiktaş kalıbını en böyle hakikaten doldurabilecek figür herhalde. Çocukluğundan işte bu semtte çalışıyor, ediyor, bakkalda açarak geliyor antrenmanlara. Takıma almıyorlar aslında. Sabahın yedisinde bir maç var. Yedek takımdan bir bu geliyor. Biri gelmiyor. Yağmurlu bir hava oynuyor, gol atıyor, takıma seçiliyor. Tam film hikayesi hakikaten. Ee, Rıza ki Ve dediğin gibi ya bu haldeyken camia ya. yani sezona çok konuştuk işte transferler hmm. istenen gibi çıkmadı yönetimsel bir kriz var hoca krizi var ya bu tür anlarda birleştirici bir figür lazım ve yaptığı paylaşımı da maçtan önce görmüşsünüzdür belki ilk maçından önce. Sen dedi, ne hesabı olduğunu düşünmüyorum diye. Biraz hoca onu özetlemiş. Ben buraya hayallerimi gerçekleştirmeye gelmedim. Ben zaten hayallerimi formale gerçekleştirdim. Ki bize verdiği röportajda da yıllar önce. Hani bunun bir hamaset içermediğini şöyle açıklayabiliriz. Yıllar oldu. Kaç? Beş sene olmuştur herhalde. Beş sene yakın olmuştur röportajı yapalı biz ilanla. Ee, orada da demişti ya. Ben bütün hayallerimi Beşler Fronsel'e gerçekleştirdim. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Ta Sivas günlerinden orada doğuyor e, doğuyor. İlkokulda sonrasında buraya geliyorlar. Benim hayalim futbolcu olmaktı ve işte takıma seçilmekte, önce A takıma girmek, sonra milli takıma girme. Hepsini ben Beşiktaş formasıyla yaptım. Kaptan olmaktı. bunu başardım. O açıklaması da yeni yaptı, bu hafta yaptı. Yine onu barındırıyor. Ben ellerimi gerçekten için gelmedim. Ben ellerimi zaten formaya gerçekleştirdim. Ee, tekrar güzel şeyler yapabilmek için, bir araya gelebilmek için geldim diyor. Ben de çok duygulandım hakikaten. Gittim bilet aldım, maça gittim ben sonrasında. Oo. Aynen bayağı ya yani o ilk maçta orada olma isteği ilginç bir şekilde oluştu bende. Ee, orayı izleyince benden yani çok saygı duyduğum en e, konuştuktan sonra etkilendiğim ben iz bırakan isimlerden biri olmuştur röportaj yaptıktan sonra. O yüzden de gittim izledim ve evet sen yani sezona kötü girdi Beşiktaş e, işte kombine fiyatları falan da çok tartışılmıştı. O yüzden stat full değildi boştu biraz yarısı falan doluydu ama hocaya hem maçın başında hem maçın sonunda tüm tribünler ayrı ayrı çağırdı etti. Yani bir birleştirici figür ...böyle bir sezonda lazımdı bence ve hani Rıza Hoca'dan daha iyisini düşünmek de çok kolay değil herhalde. Oyun olarak sence bir değişiklik yani kısa vadede var mı takımda? Yani ilk maç bunun için çok önemli bir test değil sonuçta. Yani orada kazanmak evet. önemliydi belki onun için ama ne düşünüyorsun orada? Evet abi orada bir skor problemi yaşamak önemliydi. Çok da eksik vardı yani özellikle Cenk ve Abu Bakar yoktu. O ikisi olmayınca zaten yaratıcılık sıfırlanıyor maalesef Beşiktaş'ta. Ama biraz şu düşünce hasıl oldu izlerken... Zaten formü şu an bu olmalı Beşiktaş'ın. Yani en azından devreye kadar yaratılacak problemi varken hani 1-0, 2-1, hmm. 1-0. Yani bu şekilde biraz hani gemiyi kıyıya yanaştırmak denir ya. Bence öyle bir şeye ihtiyaç vardı. İlk maç kazanıldı. Şimdi milli takım arası derin gibi oyuna dair bir şeyleri belki biraz daha takıma yansıtabileceği bir ara olacak. Sonrasında da derbi var. Bunu hep konuşuruz yani. Büyük takımlar şampiyonluk yolunda yer attılarsa ya da orada ...umut vaat etmiyor onlar için sezon... Ee, ...en güzel toparlama sebebi o baskı yatma kaynağı der bir galibiyetleridir. Oraya da ayrı bir gözle ayrı bir e, hazırlıklı çıkacaklardır eminim ki. Kolay değil. Bence çok ciddi bir yaratıcılık problemi var ki arkada da zaten problemler olduğunu söyledik. Ee, o yüzden sezonu bambaşka bir yere götürebilir mi çok kolay değil. Ama en azından bu süreçte devreye kadar böyle biraz daha sakin... ...oyunu tutmalı bir futbolla... Ee, bir şeyler üretmeye çalışacak. Mesela ilk yarı çok fazla bir şey yapmadı. Daha pozisyonunu koruyan bir takımdı. Kişi i̇şte Sivas döneminden de biraz aşina olduğunuz futbol. İkinci yarıda bir 15 dakika baskı yaptı. Golü buldu Beşiktaş sonrasında tekrar tuttu oyunu. Bence şu kadronun da hani aksini böyle 80 dakika dinamik oynayabilecek bir yapısı yok. O yüzden o rasyonaliteyi ortaya koymak da makul olabilir ki onu yapabilmek için de büyük takımlarda biraz e, onu karşılayacak bir şahsiyete sahip olmak lazım. Yani figür olmak lazım. Yoksa büyük takımlarda oyunu oynattığında da çok eleştirebiliriz. Çok kolay oldu. oluyor evet. Ama kıskandım maç dönemini bir de evin yakın olduğu için Stad'a. Evet yürüye, etkisi oldu. Yürüyerek maça gidip gelmek güzeldi, değil mi abi? Onun da etkisi oldu. Bir de pazar dört maçı o da çok güzel abi. Çok güzel abi ya. Bu, Akşam olsa onadır. Bu sezon biraz çok istiyorum buraya bak. Fenerbahçe'nin maçlarını çok erken koydular ya. iki kere mi e, Ruat saat 5 maçı oldu? oradan da hemen bilgi alayım. çünkü Türk futboldur Ruat. Nasıl? bay futbol. Rıza Çalın Bay Beşiktaş ise Ruat da Türk futboldur. F Antalya ve Rize'ymiş. Zeki bilgiler veriyor. Zeki Rıza lefter büyük küçük e e anlamı. Yani kardeşim sana maç sorduk. Maçtan isimlerini sorsak onu da sorarım. Pardon bak sinirlendim <laughs> mikrofona vurdum. Ama e kıskandığım bir şey var. Bugün Ruat beni çağırırsa beraber de gidebiliriz. Bir erken saat Kadıköy maçına gitmek istiyorum ben. evimin yakın olduğu için. ...bir stadyumda izleyeyim şöyle... ...ve şey diyeyim yani eskiden maçlar hep böyleydi... ...biz 80'lerde hep böyle giderdik. Ben Abi. de 15 yıl önce Atahan Altınordalı... ...ve Ali Samiyen'e gitmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve o İtalyan kadına... ...ben de eski tribüncüyüm dediği günleri... ...görmek isterdim. <laughs> İlhan Özgen benim az önce canımı acıtan bir şey söyledi. Dedi ki yani biz kötü futbolu iyi futbol bakmıyoruz çünkü biz seriayı izliyoruz Aynen. maalesef. Şimdi bu hafta Sokrates FC dinleyicilerini birleştiren bir etkinlik vardı. Tarafını belli edenler hemen zaten fark edecektir. Chelsea Manchester City maçını değil Roma Lazio maçını izleyen o kadar. bu hafta Socrates FC'nin gerçek izleyicileri ve gerçek dinleyicileri. Çünkü 4-4 biten bir Chelsea Manchester City maçını herkes izler. Yani, yani tat yani. vermezdi de biliyor musunuz? Ama gerçek futbolun oldu. Hata oynadı. dolu. Hata, hata dolu. <laughs> bu kadar hata yapılmaz ya. <laughs> çok doğru. Bilemiyorum. <laughs> İlhan Baba'nın en sevdiği şey şudur. Premier Lig'de falan bazen golleri izleriz. Bu arada haklı olduğu çok pozisyon var da. golleri <laughs> <laughs> izleriz. Cize 90 şey yorum yapar. E, savunma hatası. <laughs> o kadar doğru bir yorum ki. O kadar <gülüyor> <savunma> <gülüyor> güzel bir yorum ki. İkram ya. ya. Gerçek futbolun oynandığı bir maç vardı. Roma Lazio. Çok gerçek bir futbol. Hani <laughs> Roma presli başlayınca korktum ben. Yani Orkun'la Emre de korktu yayında. Gol mü olacak diye. Yani? <laughs> ya, Orkun dedik hiç beklediğimiz gibi başlamadı. <laughs> Sonra beklediğimiz maça döndü ve çıldırdık. Yani hani maalesef. Bir de hafta boyu birilerine ep... atıştılar ettiler. Ya. Çıkarın e... bir şey bir de izletin bize. Epe de yani. zaten aylık bir seriya günlüğü evet. yazıyorum. Ki ilki çok güzeldi Teşekkür gerçekten. ederim. Bu yani ben bu seriya izlemeden rağmen günlük okuyorum. Bu ayda bunun üzerine yazacağım herhalde. Çünkü fecaat bir futbol var. Yani her sene artık döndü denirken Allah korusun Inter bir puan kaybı yaptığında Allegri'nin lider olabileceği. Aman <laughs> Allah'ım ya. <laughs> bir lig izliyoruz. Yani Fiorentina ve Bologna güzel futbol oynuyor dedik. Bu hafta onu da oturduk. <laughs> Gene evde makarna yoğururken açtım. Gene fecaat bir futbol hiç iyi değil. Yani insanlar elbette gider Chelsea City'ye. Kim ama gider <laughs> <buraya> Leverkusen? <laughs> bu Avrupa'da aslında bir sorun Fenerbahçe yani. adana demiriz dedim. E, mesela yapmış. tak. Mesela Avrupa'da da bunu hep söylüyorum ben. Yani hani City orada var. Orada form tuttuğunda hala tehlikeli, yenilmez bir takım gibi duruyor ama mesela ben Bayern Münih'in, Real Madrid'in ya da Barcelona'nın İtalyanlara hiç girmiyorum zaten de. Ya da Paris Saint-Germain'in uzun süredir Paris Saint-Germain özellikle küçük takımlar için yenilmez bir takımda. Ya abi Loftus-Cheek'e daha çözüm bulamadılar Milan maçında. Yani bu kadar parayı harcıyorsun ama orta sahada o dinamizme karşı koyacak bir oyuncun yok. Yani Avrupa futbolunda da böyle geçen sene Inter'in yaptığını yapıp tek maçta City gibi takımları devirip bir sürpriz şampiyon Sen bu senelerde evet. bekliyorum çünkü bir boşluk var cidden. Ki gerçekten o final kazanılabilirdi. Evet işte. Ya o final hakikaten kazanılabilirdi Aynen yani. Ben City dışında böyle ulan bu takımı nasıl ya eskiden öyleydi Barcelona çıktı mı? Evet bittin. Münih çıktı Bayağı. mı? Zaten Fark etmeyeyim. Yani gittim mi oraya? Geçmiş olsundu yani. Ya da Real Madrid her ne olursa olsun Real Madrid diyordun. Yani bu sene tamam övüyoruz. ...ediyoruz da bireysel açıdan... ...ama yani baktığımda öyle korkutucu bir takım... ...ya yani iyi kimse Almanya'da lever, kuzan var... Hmm. ...Almanya'yı bir izleme nedeni oluyor. Evet bir şey yani. kusunuyor Aynen. ortaya, farklı bir şey koyuyor. Yoksa Cirona, Bayern Münih İspanya'da. Bayern Münih'in öyle acayip bir... Yani ...son iki senedir ben Bayern Münih'i öyle... ...Bayern Münih olarak görmüyorum diyeyim... Union'un da çekilmesiyle zirveden bu yani. arada bir eksik oluşmuştu. Union biraz fazla çekildi fazla yani. Çekildi yani abi. O kadar uzaklaşmayabilirlerdi <laughs> ya <kardeşim>. yani. <laughs> ya Bonucci'yi ne alıyorsun? <gülüyor> Yaşa <gülüyor> ya. orada seni yazdığında yok üçüncü ligden çıktılar da yok hala mütevaziler de. bunu yazdı adam. Bununla ön plana çıktın. Ya Bonucci neyiniz en iyi? Kaç yani? yaşında Bonucci şu an? 88... Sekizli mi Bonucci? Dokuzlu mu Yedili mi, mi? mi ya da? Yine o kadar yaşlı değilmiş düşündüğüm kadar bir şey değil. Var gene de yani ama neden ya? Bırak yani, Bonucci yani. gitsin şey Empoli'ye gitsin yani. Ama bura benim yani Roma Lazio maçında ilgimi çeken evet. detaylara da bakıyorum hemen. Toplam şu 9, XG'ler zaten 0.50'ler <laughs> 0.60'lar. <laughs> ...taç atışı 23... Abi. ...bu en sevdiğim detaylardan bir de maçtı... ...sarı kart 7... <laughs> ...ya heyecanlanan... ...insanı heyecanlandıran birkaç şey var... ...biri Genduzi, bir Genduzi'yi bir, top attı... Hmm. ...immobile artık eski immobile olmadığını gösterdi... ...kötü kontrolle... ...birkaç dibala bir şeyler yaptı... ...orada da sağ olsun takım arkadaşları ayak uyduramadı... ...başka hiçbir şey olmaz mı ya... ya ...ve suç onlarda değil... Yani ...ligin hepsi böyle... ...bütün maçları böyle... ...Cenli Brera ne manşet atar şu maça peki... ...futbol gibi futbol... ...çalçıyor... ...ne derdi... Kaçırdı Mourinho'yu ya. Kaçırdı. Kaçırdı. Mourinho, Gianni Verara ikilisi. Bir de çok muhabbetleri olalım. falan. Bir kitap en iyi çıkarırdı. Arkadaşım Conversazione con José Mourinho Jose Mourinho diye. Mourinho'ya arkadaşım en Çok da belaleştiriyorum derdi <laughs> <değil mi>? be. <laughs> Uçurdu. Salladım galiba. İtalyanca doğru oldu mu baba? Con muydu yani, İtalyanca yani. birlikte? Evet evet. Ha ben. değil mi salladım ama. O da güzel bir mesaj vermişken arkada flamamızdaki mesajı ben merak ettim. Mac'de animo yazıyormuş. ilk defa dikkatimi çekti. Sevgili Oynayım. Sencer. Örneğin <laughs> kazanmayın. Sevgili Sencer Yücel baktı tanımına. With a strong heart demekmiş. Yani güçlü bir kalple falan demekmiş. Oo. Şeyden çok korkuyordum. Yani kazanmakla ilgili bir şey çıkar mı diye. Aynen Neyse ki yokmuş. Aynen. Evet ya kazanmak çünkü hani Salernitana'da kimse şey demiyor. Yani bizim kulübün tek bir amacı var kazanmak. Sportif <laughs> tam tersi. Yani tam tersi senin soyut değerlerle öne çıkmak Sen ne düşünüyorsun Roma Lazio konusunda? Beklentilerini Abi, karşılayan bir maç. Abi felaket ya. Var. Evet, ben orada Fener Demiriz izledim. Sonrasında maçın o kadar kötü olduğunu İlhan Özgen'in mesajlarından da görünce özetle de yani. Yoksa e, City Chelsea'ye mi gittin? Onu, onu, da sonra özetleriz Aa. dedim. Seri A yalnız genel olarak da öyle. Yani i̇şte bu maç diyorum, üzerinde değil. Diyorum yani. Inter dediğim gibi biraz hariç. Hani ayrı tutalım ama e, Inter dışında herkes bu sene yemin etmiş gibi. Yani Milan'da bir türlü oturmadı ilk bir iki maç hariç. Frosinone falan iyi değil mi? Yanlış. o da yani. O da orta sahadan gol yedi bu hafta. <laughs> <laughs> Timarco Hoca sağ olsun <laughs> o ki. O da tamamen ismiyle benim ha. için. <laughs> Kalecisi de Inter Ultrası ultra sıcağı hmm. görmüşsündür. Kalçiyolog paylaşmış. O orta sahadan gol yersen hocam tartışılırsın. Öyle tribüne çıkmayacaksın. Allah. Geçen sene tribünden fotoğrafı var. Evet, orta Onlara gerek, gerek yokmuş. Onlara gerek Biraz abartmışsın. Yani diyorsun ki bu İtalyan futbolunun ciddi bir sınır, krizi var ama bu sadece İtalya sınırlı değil galiba İlhan Özgen'in dediği gibi bir kurak bir Avrupa. Yani ilginç bir Avrupa sezonu. Dediğim işte Leverkusen, Girona o taraflar güzel mesela. mesela Sos evet, sunuyor. Yani, İspanya'yı açıyorsun. Atletico hmm. Madrid falan. Yani futbol, Madrid futbol var abi. İngiltere Ligi'nde zevkli yani maçlar. İtalyanların şimdi Doruk'la işte Doruk'un da çok fazla maçı olduğu için böyle bir takvimi çok geniş tuttuk. Yani Buğra ile iki hafta, üç hafta sonrasını hesaplayayım. Doruk nerede sezona hesaplayıp ona göre ilerliyoruz. Öyle olunca da ben aralara atıyorum işte. Şimdi Juventus yapacağız mesela yeni yılda yani bu sene değil de da mesela Lippi'nin Juventus'u. Ya şimdi derler ki Lippi de savunma oynatırdı. Abi yani bunu Buğra'yla da çok konuşuyorduk. Çok izledik o takımı. Abi böyle savunma... Yani Allegri falan görse der ki bu çok hücumcu oynuyormuşlar Lippi'ye. <laughs> Yani Del Piero var, Vialli var, Roberto Baggio var, Ravanelli var. Lan nasıl savunma bu yani? Zidane geliyor. Yani öyle bir şey yok ortada. Onlara savunma diyorduk o zaman. Trapattoni'ye savunmacı derler. Trapattoni Fiorentina'sı şu an ligde olsa şey derler. Pepe Pep'in futbolunu benimseyen Trapattoni falan derler. Yani çok fena yerlerde. Mesela sevgili Kalçiolog da bununla ilgili şey yazmış geçen. Hani Sakki dönemi öncesine F F F bence, bence yani o dönemde bilirim biraz ben 80'lerin İtalya'sının o dönemde de keyifli takımları var abi şu an hiçbir şey yok son iki senedir ya, yani Calcio yani, döndü gazına çok geldiler ama hiçbir şeyin döndüğü yok. Napoli'yi Milan... ayrı tutalım. Napoli'de Napoli sen bu ilk sene. 6 ay evet. Napoli'si ama bu sene de büyük düştüler hakikaten. Rudi Garcia Hoca da gitti galiba e... değil mi? E, gitsin artık. Yani zaten uzatmaları oynadılar onlar. İşte Conte'yi getirmeye çalıştı kabul etmedi falan diye başkan hadi biraz daha kal falan dedi Saç yani. Saç olarak herhalde Rudi Garcia'dan sonra kimi getirebilirim <laughs> dersen. Kemal Kılıç yoksa görevde <laughs> Conte'yi getirecek. Kemal Hoca ile <laughs> ilgili de bir iddia gördük bu hafta ama ne kadar doğru biliyorum. Onu bir araştıracağım mı <laughs> <Burası. gülüyor> <laughs> Çok, çok iyi. Yani vermeyelim araştırıp vereceğiz onu. Miş mi peki Rudi Hoca kesin? Ben dün ben öyle okudum ama hmm. bilmiyorum. Adaylar ama... ne peki Conte dışında? Ee, Kim mi? çıkarmışlar Gallardo. en son ya. Gallardo. Baba Gallardo da acayip var. Gurme <laughs> futbol takip ediyorum. O River'dan hoca getiriyorum falan diye. Her sene Yap birilerine yazıyorlar. Şey. Conte yazıldı. Bir ara biz hani sezon başında İtalyan'a geçiyordu ama şimdi sezon ortası o iş kolay değil. Başkan sen geç. Ha Igor Tudor. Ha Tudor şimdi, şimdi bravo. Şimdi Ruat'tan bravo, gelen bravo, bir bilgi. Bravo. Tudor Romano'dan tekrar. Roma'dan aldı verdi hemen bana. Bravo, bravo. Helal olsun. <laughs> Bay futbolcu. Şaka Takı gibi takım çıkarır. Igor Tudor'cu. Rudi Garcia'yı yani Roma'da herkes geldiğinde ben Rudi Garcia'yı çok uygun bir antrenör olarak görmüyordum. Söyledim de. Bu kadar da ama hani gelirken bu kadar şüphele bakılan çok azdır herhalde. Hani çok belli değil miydi zaten böyle i̇şte olacağı? Aynen. O yüzden beni şaşırtmadı bu başarısızlık ama şöyle de bir şey var kafamda. Yani Spalletti de kalsaydı hmm. bu takımı yani o kaplanın gözünü koruyup tekrar şampiyonluğa oynatmak, tekrar o forma çekmek ne kadar kolay olurdu bilemiyorum. E geçen senenin son 3-4 ayı bile. Aynen öyle. Şimdi Osimen Sakat, Kıvara formsuz. E zaten böyle oldu mu? E, yani kimi Spalletti de tutamayacaktı. Herif Bayern Münih'e gitti zaten. Ha tabii transfer yapabilirdi. Futbol anlayışı işte Lobotka düşmeyebilirdi. Zambı farklı olabilirdi ama bu takımların bu sürpriz şampiyonların sonrayı devam ettirmesi, sonrayı da şampiyon gibi oynaması çok zor iş. Büyük takım farkı orada Juventus çıkıyor. Juventus orada ortaya çıkıyor. Yani iğrenç ötesi futbol da oynasa orada kalıyorlar bir türlü. Mesela Milan da bunu yapamadı daha. Bence Maldini çok önemli bir şeydi orada. Ruhtu. Hani İbrahim İbrahimovic'in filan da katkısı oldu. İki zlatanı yardımcı olarak de... yapmaya çalışıyorlarmış aynen. şimdi. İkisi de gittiği anda Milan'da da koptu onlar. O orada bana biraz da şey geliyor dediğin gibi yani büyük takım olmak daha farklı aynen. bir şeymiş, değil mi? Hani şampiyon olabiliyorsun tek senede. Ben onu NBA'de de hep şey olarak düşünüyorum. Yani her sene bir tane sürpriz takım çıkıyor ya mesela. Bir de o şey etkisi var bence. Seni başta bir çarpıyor bu takımlar. Yani hazırlıksız yakalandığın hmm. bir takım, sürpriz bir takım Kesinlikle. bir şekilde adapte olman zor. O yüzden genelde sezonların ilerleyen bölümlerinde hem o takımlar düşüyor hem diğer takımlar da adapte olmaya başlıyor. Fakat bir sonra takımlar artık sana karşı hazırlıklıyken ne oynayacağını bildiği zaman da belki işler o kadar kolay olmuyordur. Yani işte orada büyük bütçeye ihtiyacım var. Orada biraz daha geliştirme, geniştir, genişletme, ihtiyacım var kadroyu. İşte dediğin şey Kıvara'nın setlerinde çok ortaya çıkıyor. Tamam hala o adam eksiltip işler yapabiliyor ama geçen sene üç pozisyondan ikisini değerlendirebiliyorken, fark yaratabiliyorken bu sene işte ikili sıkıştırma yapıyorlar. Kademeyi ona göre alıyorlar, bir şey alıyorlar ve bütün planların alt üst oluyor. Bir de baba şunu psikolojik olarak düşünsene sen şu anda Kıvaray'ın karşısına çıkan bir savunmacı olsan en büyük meydan okumayı bunun üzerine kurarsın. Tabii. Dersin ki yani ben o çocuğa yemeyeceğim. Bin kere o videoyu izlersin abi. Artık zaten skating raporları hayvan gibi o videolar yani. Sadece Calabria nasıl savundu izlesen yeter zaten. Yani mesela o bile çok önemli bir şey. Yani sen artık oyuncuları herkesten daha iyi tanıyorsun. O yüzden herhalde büyük 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 oyuncuların farkı burada. Yani tabii. sen bin tane ona dair şey izliyorsun ama yine seni geçiyor abi. Robert işte. Biliyorduk nereye atacağını. Yani abi hep yani. aynı yere çalma. Atıyor işte. Doğru. Mesela şey de öyle yani. Ben Pioli'yi biliyorsun şampiyon olduğunda da yani hiç böyle ayılmadım bayılmadım. Bence İmplan o kadar da hakkıydı. <laughs> şey bir antrenör değil. Ama şimdi Leo planı ben de hep söylüyorum. Bir planı var topu Leo'yu at. Ama bir taraftan da Leo maç seçiyor eleştirileri var. Abi Sidor da maç seçiyordu. Şevçenko da ölümüne maç seçiyordu. Ama... Diğer adamlar piyasaya çıkıyordu. Kaka oynuyordu, Pirlo oynuyordu, Kafu bir şey yapıyordu. İşte yani bir ton oyuncum vardı orada. Hani hep Leo'dan bir şey beklersen Leo'nun da kötü oynama hakkı var. Leo'nun da düşüş hakkı var. Bunlar normal şeyler yani. yani Sakiller demiş ya Leo maç seçiyor. Seçiyor. Hepimiz biliyoruz da. Yani senin elinde Donadoni vardı. Donadoni şimdiki insanların bazıları hatırlamıyor bile. Donadoni çok büyük bir oyuncuydu ama Gullit, Van Basten ...Angelotti, işte oralardan sıra gelirse... ...Donadoni de Hı. hatırlanıyordu. Yani bu, bu takımları yaparken... ...hani tek Kıvara'nın, Osimen'in üzerine... ...bir şeyin işlenmesi... ...bunun senelerce devam etmesi falan... ...zor işler yani. Zor Onun için... Rudi Garcia dediğim gibi, ben Roma'sını da hiç beğenmezdim. Kanatlara ver bir gidelim... ...öyle PlayStation oynayan çocuk futbolu gibi oynatıyordu. İkinci olmuş, herkes iyi diyor ama... Yani bence belliydi Rudy Garcia'nın burada olmayacağı ama bir yandan da zor bir görev yani şampiyon zor. olmuş yıllar sonra zor bir kulüp zaten çok tuhaf bir şehir bir yandan da o. yani <laughs> <Doğru>. o şehir <laughs> tabii bakkal tabii, tabii, bile tabii, tabii, bir Trabzonspor göndermesin bakkal bile seni orada zorlar <laughs> Daha yani adapte olman zor yani orada seni çok haklısın. Ee, burada peki ...şey istemez... var mıdır acaba <laughs> Napoli'nde bir gazetecisi var mıdır <gülüyor> <gülüyor> Napoli Express <laughs> Express haber. <laughs> Aynen. Kesin vardır bu arada ya. İtalyanların öyle düşündüğünde... ...yani Türkiye'den daha Türkiye olan tek ülke dünyada. Aynen. Ve bunu Rönesans'ta birleştirmeyi başarmışlar. O yüzden kesin vardır bir Napoli Express. Aynen. Burada Burak Balaban'a bir sorum olacak peki. Buyurun. Acayip bir haftaydı bir yandan da futbol. Puşkaş ödülleri bu haftadan mı seçilecek diyoruz evet. o zaman. yani sizin favorinizi merak ediyorum. orada. Hocaş abi orta sahadan attı. Di Marco öyle yaptı. İşte Grimaldo'nun bir hafif plasesi var. Çok güzel Hı -hı. böyle. Cem var. Ee, raket için golü var. Aynen. Uzaktan yine. onaçunun acayip bir e, topuk golü e, var. Bir daha abi Ono Açucu'yuz. Geçen hafta mu? da bir lafını geçirmiştik çünkü. Ya çok ilginç adam. Havadan <laughs> acayip etki yaratıyor. Yere inince top yalpalıyor. Garip falan diyorduk yine havadan acayip bir şey yaptı ya. O fizikle çok enteresan bir şey. Çok çabuk yani ani bir şey yapman lazım. Çok kısa sürede bir reaksiyon. Yani onu açığı seçtim. Yani daha zor gibi. Çünkü siz de konuştuğunuz geçen bu orta saha denemeleri artık meşhur oldu. Ya geçen sene bir ay herkes kornerden gol deniyordu hatırlıyorsun. Biraz bu trend oldu. Herkes deniyor. Tamam çok zor tabii ki ve çok güzel gol dener biri ama biraz böyle orada bir göz açıldı. Ama o Noah ki hakikaten büyük gol ya. Çok büyük gol yani. Hiçbiri de kaleye vurmamış ben. Yani. <laughs> baba <gülüyor> beğenmedi o altı golleri genel. Kale savunma vurmuyor. hatası var biraz Kesinlikle. gollerde. Kaleci savunma. Sağ bek. En güzel gol Hakan'ın penaltısı. Aynen. Aynen. Net. <laughs> Hakan da en çok gol atan Türk oyuncu Aynen. Oldu. Şükrü, Şükrü Gresin'i geçti. De, evet. evet evet. Ben de ona açıyorum golünü. Çekerim. Tam senlik bir gol bir de. Aynen. Tam senlik bir Şuş gol yani. Ya. Hem var hem zeka var. Pazar liginde oynayan adama bunu yaptı dedirteceksin. Aynen Yoksa öyle. Yoksa ne işin var orada kardeşim. O okay. aynen öyle. Güzel goldü. Dimarco'nun ki yani benim için haber değeri taşımıyor. Çocuk vuruyor. Bu Rabalaban'la yıllardır söylüyoruz. Conte olsaydı gene kiralıktaydı <laughs> çocuk. Şu anda İtalya'nın en iyi sol beki oldu. Topçu ya büyük topçu. O normal. Vuruyorum bir bahis işi yani. falan da yok. Henüz. temiz bir Deme çocuk. Mi? Bir yani çocuk henüz diyeceksin abi. Dedikten... <laughs> henüz. Tonal Kanda ne da... yapıyor mesela şu an? Takım. Bayis oynuyordur ne yapacak cezada? <gülüyor> yani <laughs> kafa kardeşin adına bir. Yani <laughs> şunu oynuyoruz diye kovdular. Ne var ya. <laughs> e şuncacık şey. <laughs> Aya, doping mi yaptık? <laughs> ya e, başka ne yani diyorlar bir daha? Şuncacık doping şey mi beni ya? öldüreceksin. Varsın öyle. Ya bir de Türkiye'de bir savunma biçimi vardır ya. Vatanımı sattık kadınımı sattık diye ya inanılmaz bir savunma biçimi var. Üç opsiyon mu var abi <laughs> ya o yaptığın ya bu ikisi mi var? Ya yani inanılmaz bir savunma biçimi var. Ben biçim o davada Facioli'ye çok üzüldüm yani Facioli. <laughs> Tonali zaten parasını varasını kırmış bir adam artık ya Facioli içim acıdı. John'un babası filan yemin ederim adamcağız şeydir böyle. Ulan bu çocuğu niye böyle yetiştirdik ya? Yani? <laughs> ne oldu buna? Bu arada hani dinleyen zaten seyircilerimiz bizim şeyimizi biliyor ama konunun ciddi olan versiyonu bir de konuşmuştuk. Şu an buradan sonrası yani, bizim için geyik olacak tabii. yani. Zaten bana ne ya bu gerizekalılar. <laughs> yani neyin ciddiyetini adam yani futbolcusun koca Juventus'ta oynuyorsun koca Milan'la. Bir de oynadığın maça da bahis yapıyorsun. Yani bunu ne, zaten büyük, ne büyük, alacak büyük Aynen öyle. Mobi mi yok abi? Adrenalin ...karışacak bir şey git go kart mı yapıyorsun... ...ne yapıyorsun, poker yani, ya, mi oynuyorsun... ...gel bir gün Atal tasını seni genco ile... ...içmeye götürsün lazım... Yani. Yani. ...sonra değil yat... Değil git, yani. King ...James Harden gibi bir şeyler yap şimdi söylemeyelim... <laughs> ...ya bir süre evet, eğlence var kulübü ya... kulübü kapat ne takım yani genel ya. başkanına... ...orada açıklama yaptır... Aynen ...gittiğin takımı batır neyse diye... ...yambiyeye geçmeyelim... ...bunlara şey lazım yani... İbrahim Tatlıses TV'de istemediği sanatçının konuk edilmesi üzerine programı basıp bir kızan İbrahim Tatlıses var ya. Bunları ne bir abi. odaya kapayacaksın. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ve adamı, adamı orada kovması, Aynen. adamın bir yandan kovulurken işte mikrofonu çıkarıp stüdyodan yakapaça gönderilirken o yayın adabı. Ya onların hepsi çok önemliydi gerçekten. Geçen Sencer orayı gösterdi bize, o mekanı, neresi olduğunu. Televizyon kanalında mı? Of. Buradaydı dedi. Ben e, mal varlığını geçen gördüm bir Ramplatz'ın. Mal varlığında sürekli bir şey var. Benim kaç metrekare kebap salonu. <laughs> araziler var bayağı bir. Yani tabii adam aşırı zengin yani normalde. E, mekanların çoğu ya kebap, kebapla ilintili binalar ya da arsalar <laughs> kebapla ilintili. E ee, ben baba biriktirmiş ya da Cemento'yla. Ya profesörün kebap salonu onun değil. Hala o adresini bilmediğimiz hmm. o tweet attı. Profesörün kebap salonu ne olduğunu bilmiyorum ama pek çok yeri var. Onlardan birini görmüşsünüz sizde. Buradan peki ona açıyı onun açının golünü Seçtik. verdik. Acayip golmüş. Ben de tweet yani olay olunca izledim. Maçı izlememiştim. Bitirirken acayip. de size bir Higauta belgeseli sorayım o zaman. Hadi yani birazdan e, çok ufakta bir yazı okumak istiyorum size ama ondan önce bir Higauta belgeseli de sormak istiyorum. Eee İlhan Özgen özellikle senden başlayayım. Senin için farklı bir yeri var mıdır kendisi? Yani yoktur. Zaten belgeselde olan niye yapmışlar şimdi gidip bu <gülüyor> <gülüyor> bu offside olan kurtarışı <laughs> neyini anlatacaklar diye izlemeye başladım. Gene bildiğimiz şeyler geliyor böyle başta. İşte o Kolombiya şöyle takımda böyle takımda arada bir Escobar giriyor. Arada bir takımlarının <laughs> Libertadores şampiyonluğu geliyor. Yalnız baba pardon sözünü kestim. Oliver Torres finali de atayla ayrıca konuşmamız gereken. tarihin en iyi penaltıları. Böyle bir penaltı Yok, seri atışı aynen. olamaz. 5-5'e geliyor. 5. penaltı Iguita atıyor. At kaçırırsa kaybedecekler atıyor. Sonra devam ediyor ha penaltılar. 8 tane kaçırıyorlar üst üste. Herkes kaçırıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim. Acayip. İşte Buradan iyi e savunma olunca <laughs> kaleci doğru durur. <laughs> kaleci doğru durunca olunca... Atlamayacaksın. Böyle akıyor. Diyorsun ki... Ya ...kardeşim tamam hadi nereye geleceksiniz? Abi sonra Higuita'nın... ...94 Dünya Kupası'na... ...gitme işinin sebebini... ...az çok hepimiz bildiğimizi sanardık ki... ...kendi adıma konuşun. Ben öyle sanıyordum. Sordum Burayla bana, 94 de. yaptığımızda... Bur ...Buray doğru mu hatırlıyorum? Biz böyle anlatmıştık. Doğru. Olay şu yani Escobar'ı ziyarete... ...gittiği için... Bir ...hapis cezası aldı falan filan gibi bir şey. Ben öyle biliyordum şahsen. Karteller arası bir şey oldu falan filan öyle bir muhabbet. Abi olay o değilmiş. Yani. O olay ortaya çıkıyor. Evet. Yani belgeselin devamında o olay size veriliyor ve ondan o sonra çünkü. benim için aynen. Dedim haşa o zaman bu lafımı geri alayım. Spoiler vermiyorsun. şu. Vermiyorum Vermiyor. çünkü Çok bütün güzel. olay orada yani yoksa <laughs> biraz mesela bizim Sedat filan futbol tarihine ilgili ve bilgili bir çocuk. Sedat da ilk izlediğinde der yani aa ya bunlar bildiğimi anlatıyor. Geçer. Ama öyle değil yani sonuna kadar bir bakın. Eğer sonu Iguita'ya aklamak için bir numara değilse ki bunlar da olabilir. şüphelerimiz de var ama... <gülüyor> <gülüyor> var mı executive producer olarak acaba? Onun Görmedi. yani onu, öyle. Görmedim. Ama ilginç. Peki orası gerçekten orası güzel. İkinci yarıda da işin oraya sarpa sarması falan keyifli. Şeyi biraz hissettim ve girişte ben biraz... Hani nasıl söyleyeyim ya öf yine aynı şey durumu oldu. Çünkü yeni dönemde biraz belgesel tarafından soracağım sana inandı. Yeni dönemde şey ya ilk bir dakika izleyici tutabilmek işte hmm. yazıda da, yani, YouTube'da sen... da, bilmem ne de ya abi ilk beş dakikasında belgeselin her konuya dair ufak tefek bir şeyler alıyorlar ki hani işte bilmiyim çocukluğuyla falan başlasan işte sıkılıp gidebilir gençler falan mantığı var ya. Abi o beni artık çok yormaya başladı. Ya her şeyi yap. Bırak onu da bir sonra öğrenelim işte. Burası. sonrasında gelince çok güzel oluyor. Sen de toplantılara falan da giriyorsun. Aynen yani. Şimdi de, desem mi demesem mi? Yoksa <laughs> iş kesinleşince haykırırım burada. Yani öyle insanlarla öyle muhabbetlere giriyorsun ki onlardan sonra bu iyice anlıyorum. çok haklısın. Sonuna Değil kadar mi? sana Eskiden katılıyorum. Eskiden böyle çekilmezdi bu belgesel. Tamamen bu yüzden yani. Ya Sylvester Stallone'nin belgeselini de izledim ben. Yani Orada o kadar çok şey var ki üzerine gelecek ama abi bir çatışmadır tutturmuşlar. Her şey onun üzerine kurulmuş. Seyirciyi tutma, iki tane kelimenin cümlenin üstüne gitme. Haklısın. Ya ben biraz orada şeye de inanıyorum abi. Yani Tabii ki biz de yazılarda çok fazla numara yapıyoruz ama... Bence seyircinin ve okuyucunun zekasına güvenmek lazım abi. Benim en sinirlendiğim şey bir işte genelde. Zekama hakaret edildiği zaman oluyor. Tamam biz bu işin içinde olduğumuz için biraz daha fazla mekaniğini anlayabiliyoruz için tamam. ama... ...insanlar bence bu işleri yapanlar da bence izleyicilerin aptal olduğunu düşünerek bu işi daha fazla yapmaya başladı. Şimdi bu ezberi de şuna artık dayandırıyorlar. Ya evet işte eskiden vizyona çıkıyorduk, eskiden festivallerde gösteriliyorduk. Şimdi herkesin iyi olduğu platformlar yapacağız. Tamam da yine geri zekal değil ki insanlar. Yani evet dünyada çok fazla yeni içerik izleyen insan olabilir bir insan... ...ilk kez belgesel izliyor olabilir, evet dikkat eşiği düşmüş olabilir insanların ama... ...biraz da insanın, izleyicinin zekasına güvenmek lazım. Bütün cephaneyi başta harcamak, her şeyi vermek, sürekli hızlı kurgu yapmak... ...oradan oraya sıçramak, sürekli çatışma yaratmaya çalışmak... ...olmayan çatışmanın peşine düşmek... ...her zaman çok geçerli bir formül olmayabiliyor hakikaten yani. O yüzden ben izleyici ve okuyucunun zekasına biraz güvenmenin önemini düşünüyorum burada. Ve bir sanat eseri yapacaksan yani buna yazı yazmak şu, bu da de içinde. Yani herkes beni okusun, herkes beni izlesinden çok yani evet, oluşturmak lazım. istediğin hı hı. kitleyi senin seçebilmen lazım. Yani ben bu insanlara, bunu bilen, bunu anlayabilen insanlara bir şey yapmalıyım. Öyle bir kitle. Yani eskiden sinemacılar bunu böyle yapmış. Yani Scorsese'nin de çok umurunda değildi. Dünya beni izlesin. O sadece hı bir formül kendine göre bir formül bir stil ortaya çıkarıp bunun üzerine gidiyor bu adamlar. Yoksa Metin Erksan'ı da kimse izlemiyor baktığında ama onun peşine düşüyor. Yani iş böyleyken bir anda herkes izlemeli. Herkes sokaktaki herkes izlemeliye gittiğinde böyle saçma sapan bir üslup saçma sapan bir kurgu ortaya çıkabiliyor. Zaten algoritmalar ve fokus gruplar artık bu işi belirliyor gibi. O çok rahatsız çok edici. Yani artık her şeyi fokus gruplara koyuyorlar. Her şeyi testlere koyuyorlar ve senden istiyorlar ki burada da özdeşleşsin, İlhan da özdeşleşsin, İnan da özdeşleşsin. Hani bizim üçümüzün de bambaşka karakterler oldu. Tam o kadar da değil abi. İnan da özdeşleşmesin bu sefer Fokus gruptaki yani. adam da Iggy belgeseli izlemesin zaten abi. Evet. Anladın mı? Yani bu kadar niş, hipster bir kaleciyi zaten ...ve annem bir izleyecek kitle belli olsun aslında dediğin gibi ama... ...tam tersine gidiyor herkes. Nerede daha fazla insan alabiliriz? Nerede Kim? daha fazla izleyici gidebiliriz? Ki ben hani YouTube belgesel değil ama genel olarak şuna inanıyorum abi. Bazen artık genele değil, detaya, 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 detaya inmek... ...daha fazla seyirciyi çekebiliyor aslında. Hep bu kuralı konuşuruz ya. Bazen çok fazla lokal olmak aslında sana çok fazla global izleyici getirir. Çünkü insanoğlunun deneyimi küresel çapta ortak olabiliyor pek çok konuda. Yani senin gerçekten bir Trabzon'da geçen bir hikaye veya Anadolu'da geçen bir hikaye Kore'de bir Bodrum'da Katında geçen hikaye Oscar'a kadar yükseldi. yaptığım İlla böyle onu bir Osmanlı şimdi artık bir de öyle bir moda var ya Osmanlı efsunlu şeyi yapıyorlar ya da işte Cumhuriyet tarihinde efsunlu bir hikaye koyuyorlar istiyorlar ki fantastik olsun bilim kurgu olsun tarih girsin tamam da abi ona gerek yok bir tanesi hikayede sadece orada geçsin sadece orada geçen insanlara dahil olsun belki New York'taki insana daha fazla hitap edecek bilmiyoruz yani o yüzden bu iş yani başka bir konu açtık ben İngiltere'den çıktım tamamen ama. Söylediğin şey beni de olarak. çok ilgilendiriyor abi. Bakalım. Çok şey yapıyorum. Bu arada Winning Times'ın da pat diye bitmesine de teessüflerimi sunuyorum. Buradan prodüktörlere de hocam? söyleyelim. Bu arada yazar, mı? yazar Jeff Perlman Twitter'a yazdı. Dedi ki bu sene daha fazla beni paylaşın. Bizim şeyi daha fazla atın. Çünkü yenilenmeyebilir. İşte Ekip yenilemeyebilir dedi. Yenilemedi. Tam işte biraz dediğimizin de yansıması aslında. Hı -hı. Yani daha genişe ulaşamamışlar atıyorum belki ve bileti kesilmişler. Yani ne oluruz olsun abi bu değerli bir iş yani. Anladın mı? Ta İstanbul'da insanlar bunu merakla bekliyorsa... ya Bunu yap işte iki sezon, üç sezon. Bir de Lakers daha şampiyonluk kazanamadan dizi bitti. Değil mi? <laughs> aynen aynen. Yani Winning kazandı da... Abi ben başladım diziye de yani devam bir etmedim. Bir tane arada çıkardılar Magic Johnson'un çaylak sezonunu. Sonra kaybedenle bitti. Daha kazanmıştı ama diye... Losing time olarak... Işte yani. yani not bir winning. <laughs> Ve ilk sezonun ilk üç bölümü bence çok karikatür yani birçok eleştirilecek yeri var. Sonra işi iyice Petrayli'yi de e, merkeze koyduktan sonra güzel bir biyografik işe dönüşmüşken uçtu gitti. Yani bıktık artık. Değil mi? Prodüktörler buradan Aynen sesleniyor. sesleniyoruz. Özgen de ya. başlamıştı izlemeye. Dünya yani, sinemasına yani. ve dünya televizyoncularına da buradan sesleniyoruz. Yani başverin bazı işlerde öyle başarısız olsun. Az kişiye hitap etsin. Daha güzel oluyor. Bizim bugün kült bildiğimiz dizilerin çoğu The Wire mesela. 10 kişi izledi The Wire yapılırken. Şimdi hala her yerde evet, evet. HBO'nun gelmiş geçmiş en büyük dizisi diye geçiyor. Böyle işler böyle oluyor yani. Aynen öyle. Evet. Dediğim gibi Metin Aksan'ı kim izledi? Metin Aksan battı zaten. Susuz yazdan sonra kendi istediği filmleri çekmek istediği için. Sevmek zamanı sorusu yok neredeyse adamın kariyeri yani. Çünkü böyle oluyor bu işler. Geçen ben de bir şey gördüm. Scorsese'den sinirlendim. Biri yazmış. İşte Apple'dan şu kadar para aldı. Şöyle zarar attı. Ulan sana ne ya? Onu da Apple düşünsün yani anladın mı? Apple'ın muhasebeci misin misin sen yani? <laughs> Ulan bırak skorisi de zarar etsin yani. Herkes mi kazanacak yani? 50 milyon dolar da o geçirsin yani Apple'a. Ne olacak? Sinirlendim baba. Scorch deyince de aklıma geldi. Apple'cı muhasebe hatası falan zaten bahsedilen <laughs> <laughs> muhtemelen yani zararlar da yani. Günlük zarar nedir Allah aşkına o filmden yani ne olacak yani Scorch diye 100 milyon dolar zarar. Sanders'a da aynısını söylüyorlar sinir oluyorum yani. <laughs> Böyle futboldaki tarz bir sinemada da var muhasebecilik. Yani bu film başarısız. Niye? Lan başarıyı bununla mı ölçüyorsun yani? Başka bir şey vardır belki orada başarı başarısızlık. Yani kuşaklara e iş, yapma e iş yapma falan yani o da çok karşı. Bu kuşak bunu izlemez. İyi de ya On sene sonra bu kuşak değişecek. Evet. Belki de onlar da bunu izlemeyecek. O zaman ne yapacaksın? Kaldığında bu eserin kaldığını düşün. Yani ilginç bir şey ya. Peki size hediyelerimi getirdim arkadaşlar. Sedi evet. daha doğrusu İlhan Özgün'ün. Çünkü burada vardır... Var bence. Ee, Bu da yazarlarından biri oldu. İlhan Özgen'in de yapım sürecinde emeklerinin olduğu bir kitap. Teşekkürler bölümünde senin de adını gördüm İlhan Özgen, yanlış mı biliyorum? Estağfurullah. Ee, sevgili e, Sokras hepsi de de yıllarca beraber çalıştığımız podcast'ta... ...Cem Doğru tarafından hazırlanan bir basket İstanbul kitabı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıktı. E, kıymetli bir iş, kıymetli bir iş. Aynen. Ee, ama lütfen eğer gücünüz, şeyiniz, ilginiz varsa, bu konuya dair merakınız varsa alın okuyun efendim. Böyle eserler bir şey oluyor, alınır genelde. Ya yani ben bunu evet. bir gün okuyayım, Arşeyim. okuyayım deyip okunmaz ama şöyle. <laughs> gerçekten çok ilgi çekici yazılar var. App'de de Cemden süreçle ilgili bir yazı rica ettik. Hmm. Bir sürprizimiz daha olacak Cem'in yazısıyla birlikte. Yani iki Şu tane aslında veriyor. bu kitabı Aynen içinde evet. o kitabın dünyasında olan iki yazıya yer vereceğiz, yani değil bir mi? Bir sürpriz. ...gerçekten şey, ben de... Siz içinde bulundunuz, ikincisinde evet. biliyorum yaptıklarını. Bir, bir dosyayla e, katkıların çok da keyif almıştım hazırlarken. İnanın da e, Battal abiyle... E, Yok. ...ilgili olan burada değil değil mi? Yok. Tamam, Pardon evet. karıştırdım. E, onu da gördüm, ilgimi çekti okuyacağım. Şey yani çok kapsamlı ve hakikaten basketbol tarihine dair bir şeyler okumak etmek istediğinizde... E, ...başucu kitap olabilecek bir kitap. Cem'in de ellerine sağlık. çok uğraştı biliyorum bir de. O yazıyı da merak ediyorum, okuyacağım ben... onu da. Sizin... Yaptıklarınızı okuyamadım da ama Cem'in röportajını okumuştum burada. Necati Güler ve Melih Erçin'le birlikte hmm. acayip eğlenceli bir röportaj ki zaten ikisi de feci eğlenceli adamlar. Özellikle Melih Erçin <laughs> herhalde YouTube o dönemler patlasaymış <laughs> ilk büyük mi inanılmaz Şimdi. bir şey olurmuş. Yani bize 3 saat Bodrum'da ve stand-up gösterisi sundu. Çok lüks bir site içinde inanılmazdı yani. Ve şey de söyleyelim hani İstanbul'un basketbol tarihi gibi düşünmeyin aynı zamanda yani, Türkiye'nin de basketbol tarihi evet. var. İstanbul dışında bir basketbol tarihinde bulursunuz. Yani Cumhuriyet'in basketbol serüveni gibi aslında. Zaten bir siz çok içindesiniz. Benim de bildiğim kadarıyla zaten küçük bir <laughs> camia o zaman salon sporları. Yani 80'lere kadar. Biri Ankara'ya gidiyor, biri Ankara işte Erdal Poyrazoğlu Ankara'da yetişmedir aslında ama sonra İstanbul'a geliyor. İşte buranın da simgesi. Aydın Örs. Evet özellikle Ankara-İstanbul arasında çok fazla alışveriş var. Doğru. Onun için yani zaten bir yerdeki 20 adamı anlattığında aslında o adamların öbür tarafa da acayip etki ettiğini falan görüyorsun. Çok çok ufak bir camia yani 80'lere kadar. Mutlaka. Ve içindekileri koyarız çok fazla, çok kapsamlı. İşte Aydın Örs röportajından senin bahsettiğin Necati Güler'e işte benim Hüseyin Alp yazımdan hem işte ilk yıllarında süperlik basket... işte süperlik ilk yani basketbol liginin <laughs> ilk yıllarından başka meselelere kadar çok fazla kapsamlı dosyalar var. Buracım senin yazında tanıtımını alalım burada. Sen ne yazdın burada? ben de 2001 Avrupa Şampiyonası'nın minik bir sözü tarihini yaptım. Her aktörle değil ama birçok büyük aktörle konuşup i̇şte Büyük İbrahim Kutluay olsun, almışsın. Mirsad Türkçen evet, sağ olsun. Cem <laughs> gördü. Aydın Hoca ile Aydın Örs'te sağ olsun. Uzun, uzun mm -hmm. Hatta bir günü sığmayan ikinci güne e, taştığımız mülakatımız olmuştu. Çok zaman ayırdı sağ olsun. E, güzel de bir iş çıktığını düşünüyorum. Umarım tabii okuyanlar değerlendirir ama e, keyifli oldu. Herkese eline sağlık. Bu kitabın da reklamını sana geçmeden önce ben ufaktan yapayım. Tabii. Sicim teorisi çevrildi ki hani tenis az önce dediğimiz konuya da bağlı bir aslında. Yani her spor ya da her şey... E, 6 milyara 7 milyara hitap etmek zorunda değil tenis de öyle sevenlerin çok sevdiği ve e, şey bir kitap ama tenise dair belki sporcular kadar büyük etki yaratan yaratan yazılara sahip isimlerden biri de David Foster Wallace. Yani Federer'in maçlarından ...illaki ki o paylaşıyordu ya kesin, o yazıdan bir şeyler. Kesin. Mutlaka paylaşıyordu. En ikonik e, eserlerinden biri diyebiliriz. Senin ve Cem'in katkılarıyla Türkçe'ye çevrildi. Ellerinize sağlık. Çok kıymetli işler. 80 milyon okumak zorunda değil ama bazı şeylerin de Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Ya kuşağı okur mu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Benim için de ilginç bir deneyim oldu Burak'cığım. Çünkü yani çevirmenliğin ne kadar zor bir zor iş olduğunu abi. bu kitapta anladım. Yani bir çok çevirmen olduğumu iddia edemem, saygısızlık olur çevirenlere. Bana sadece böyle bir görev, bir hoşluk olarak böyle bir şey önerdiler. James House'un projeye dahil etti. Selam Yayınları da en azından çok kötü yapmayacağıma dair bir ikna da bulundu demek ki. Ve e bu sayede kitabı çevirdik. Aslında yıllara dayanan bir süreç oldu. Biraz hmm, bizim için 5 altı sene önce başladığımız bir projeydi. Ama o kadar zor metinler var ki. Sen diyorsun ya tabii tenis tabii. herkese hitap etmez diye. David Foster Wallace bir de iyice böyle onun dibine kadar girmeyi çok sever ama bizim az önce söylediğim şey yani bazen de bu kadar kazımak abi. Bazen yüzüncü sıradaki bir oyuncunun hikayesini anlatmak bile bir özdeşlik yaratabiliyor. İşte Michael Joyce'dan Trace Austin'a kadar, Roger Federer'den bir kısmı günümüzün yıldızlarına uzanan süreçte aslında tenisin evrimini eski bir tenisçi olan kendisi de amatör seviyede küçükken tenis oynamış. Evet, Foster Wallace anlatıyor. Acayip zor metinler var. Herkese hitap edeceğini iddia etmiyorum ama belki bu da iyi bir satış stratejisi olabilir. Sizin gibi efendim entelektüel <laughs> okuyuculara hitap eden bir yazı. Yani alıp okuyacağınızı ve anlayacağınızı <laughs> biliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ben de McEnroe ve Borg'dan beri izlemiyorum tenisi. Aynen. Artık deli vaktin geldi senin. okuyacağım. Hüncal abi'nin öyle bir şeyi var? <laughs> tenisi bitirdiler dediler. değil mi? Tamam <laughs> <Nâhametli>. Onun <laughs> bir <Lön> oyunu kalmadı. <laughs> 2080'de <laughs> hangi finalinden sonra izlemiyorum. Savun falan geç. Ee... Onun <laughs> <laughs> <Anlamına> hep <laughs> söylerim bisikleti vardır. Charlie Gold. 1957 Fransa bisiklet turu şampiyonu. Biz diyor o dönemlerde gazetesinde, Tan gazetesinde bunun haberlerinden tamam da baba bar 57'de <laughs> de bırakmasaydım bisikleti. Hani bari bir bar <laughs> bir 85'e <laughs> şey, <laughs> falan diyor <gör> var. Hayır <laughs> I mean, bir Greg LeMond'a gel var. Hani Charlie Gold'da niye bırakıyorsun yani? <laughs> Öyle bir şey onu da çok yapardı. İşte, tadı demek ki o ajanstan haberi almayla onu çevirmeyle. Öyle yapacaksın. İzleyince sarmamış. Net. Burada bizim izleyicilerimiz de hafta boyu yüzde çok güzel bir mesaj attı. Onu da belirtelim. Ee, çarşamba Spor, Perşembe Spor maçının öncesinde bir görev değişikliği de olmuş Buracığım. Çarşamba Spor son olarak Perşembe Spor çalıştıran <laughs> Zekeriya Köklükaya ile anlaşmış. Aa budur ya. bu haberi de verelim. Daha ya doğru hoca tercihi tercih Daha Her doğru bir, bir şey çıkıyor. Hoca tercihi olamaz. Ee, gerçekten hayırlı uğurlu olsun iki camiye. Ki senin de bu konuda araştırmaların oldu inan. Evet yolda gelirken yağmurdan ısınırken. Çarşamba Beat writerlarıyla. Çarşamba, sen dedin ya Napoli'de böyle bir medya var mı diye. Haber Ekspres sitesinde İbrahim Fethi, Fethi Selin e, bu konuya dair... ...yani Çarşamba Spor Beat Writer'ı, Çarşamba Spor boyunca takip ediyor. Ambeyan tamam, takip ediyor. E, zaten son yazısı Çarşamba Spor'da maç öncesi analizler. Ne gün yayınlanmış? E, benim söyleyeceğim yazı 9 Kasım'da. Çarşamba Spor'da Zekeriya Köklükaya dönemi Kasım, demiş. Çarşamba mı diye hemen bakıyorum. Fakat başım döndü Buğra benim yazıcı hmm. okurken. Çünkü şöyle başlıyor... 2021 2022 9 Kasım Perşembe abi 10 Kasım Perşembe günü yazmış çarşamba ya, günü hakkında <laughs> şey, çarşamba spor hakkında falan. Bak bu da ama psikoloji olabilir ters psikoloji. Bak 9 Kasım'da şöyle bir yazı yazmış. 2021-2022 sezonunda Kenan Yelek Hoca ile çıktığımız 3. ligden 5 maçta 1 puan alınca Kenan Hoca ile yollarımızı ayırdık normalde. Maalesef. Akabinde Ufuk Sarı Hoca ile anlaştık. Ligin bitimine 4 maç kalı küme düşmenin en büyük adayıydık ve onu da göndererek Mehmet Seçkin hocamızla anlaştık. Ve 3. ligden düştük. <laughs> Şimdi bütün haberler verildikten sonra yani bütün takımların karnesi verildikten sonra düşme kısmı çok ya, hızlı geçiyor ya. Unutulmak burada. <laughs> <laughs> burada <Evet>. <laughs> istenen bir an gibi. 2022-2023 sezonunda bence yanlış bir kararla Mehmet Seçkin Hoca ile devam ettik Hı, ve başarılı ha, olamadık ha, zaten söylemiş. 2023-2024 sezonu Ünsal Yaşar Hoca ile başladık. Doğru olduğunu inandığım bir kararla iki maç sonunda yolumuzu ayırmak zorunda kaldık. <laughs> Onunla da yolumuz ayrılıyor. Bazen geç kalan kararlar zaman kaybı olmakta, futbol takımları için çok şeye mal olmakta. Çarşambanın İlk... gelişi perşembeden belli diyebilir miyiz peki? Ve sonra da öyle demiş yani demiş ki 1973 doğumlu Zekeriya Hocamız ki onu da aslan Tönül kariyerinden çok futbolculuk kariyerini vermiş. Bafra, Terme ve Çarşamba Spor takımlarında uzun yıllar oynamış. Hmm. Benim için yazın en kritik yeri şu oldu abi. Her şeyi anlatıyor. Zekeriya Hoca'nın antrenörlük kariyerini çok güzel bir biyografiyle vermiş. Son cümleler. Çarşamba Spor bir markadır. Sorumluluğu ağırdır ve tek gerçeği vardır. Başarılı olmak ve şampiyon olmak. <laughs> abi <Ay>, ilk paragraf <laughs> tam tersi bir resim çizdi. Hayır, bu ben, ya, çarşamba Spor'u da, Perşembe Spor'u da böyle sadece şampiyon olmaya endekslemek Öyleyse bir hoca var sadece gidebilecek. <gülüyor> Kemal <laughs> Kılıç <arkadaş> tabii ki. <laughs> <laughs> Kısa dönem uyum çoğunsunun da tecrübeli. <laughs> o üç ay şarsan <laughs> yolun devamı. Şampiyonuz. Ya hoca aynen. otelden eve geçmek istemediği için genelde <laughs> 2-3 ayda bitiriyor şeyleri. Konuk <laughs> evinde kalıyor ya, öyle. Ev bu, aynen evet. ev. Ev Ya suyut kavramlarla bağdaştırmak çok da doğru değil mi ya? Hani bu kulüpleri. Hani her Bayern değil Her kulüp öyle abi. Her kulüp spor aynen. dediğin acı çekmektir ya. Bunun çok meşhur bir yazı da vardı şimdi unuttum yazarın o yüzden sallamıyorum ama e, spor dediğin kaybetmektir ya. 18 evet. takımın biri kazanır Şimdi ve o da o sezon kazanıyorsa... bir ertesi sezon büyük ihtimalle kaybeder. Hani her spor için benzerini çıkarabilirsin. Djokovic falan gibi istisnalar değilse. O yüzden kazanmak üzerinden spora bağlanmak Heywood mı söylüyordun acaba? Sanırım. Sen yani yanlış hatırladım. Hani... spor size Ül... neyse bulursa okuruz. Ülke futbolunda büyük oyuncular yetiştirmek ...böyle kulüplerin Kalan bir amacı duruş, olabilir. Duruş, halkın takımı, hani otur şeyler şeyler... Ya da, da genelde yani. işte çocukları kötü... ...alışkanlıklardan uzaklaştırıp... Ha, ya da semtteki gibi. futbol kültürünü canlı tutmak her zaman böyle olmaz. Kıymetli şeyler işte, evet. kadırgada falan. Çok, evet. onları çok, yani. çok evet. önemli. Onları görürsün hatta. Ben de çok severdim. Yani. Tam tersi bunun bitmesi zaten... ...türk futboluna e çok tabii zarar kesinlikle veriyor. yani veriyor. Hani hmm. Oradan çıkarıp da dediğin gibi... ...ama bizim de böyle bir takımımız olmadı. Çatladı kapı spor. Buna uygun olabilir yani bize... <laughs> Çarşamba, Perşembe derbisini kazananla böyle bir bağlantı mı <laughs> İstanbul'da kayıyor. bir semt takımı bulmalıyız. Bulalım. Jimmy Brestin yani Şimdi hatırladım seni dediğine kadar. Bence Jim Preston'dan bahsediyorsun. Ama yani bulmaya keşke ama. şöyle bir cümlesi olsa Jim Preston'ın. Zekeriya Hocam tekrar hoş geldin ve hayırlı olsun. Biz spor yazarları sahaya gider ve bize sunulan ürüne bakar. Objektif değerlendirme yapmaya çalışırız. Bu kadar. Bak ama şu da güzel yani. Çalışırız. Objektif <gülüyor> <izlemiyor>. <gülüyor> Olabilir çünkü. Objektiflik kılı bir şey. <laughs> Ama e, insan da yerel basına girince çıkmak istemiyor baba. O yüzden kendimi almam lazım burada. Bütün yazıları okuyorum sonra Evet, çünkü. evet ben de geçen yani isim verme bazen alınıyor insanlar da öyle bir şey çıktı karşıma Facebook'ta. Bir anda kendimi o ilçenin bütün haberlerini okuyor halde buldum. Acayipti şey. ya. Acayip bir şey. Evet çambalar lütfen bize kızmasın. Biz istiyoruz ki yerel kültür devam etsin. Gene. Sadece Yerel futbolda hani tek kazanmayabiliriz <laughs> Şampiyon olmak da olmasın be abi. Kazanma, aynen öyle. <laughs> bu konuda hep aklıma şey geliyor. Gene isim vermeyeceğim de, yıllar önce bir Anadolu takımı Beşiktaş'ın ne yenmiş kendi evinde. Başkanı şey demişti. X X gibi oynarsa Real Madrid'i bile burada yeneriz Allah'ın izniyle. <laughs> ya, abi. Ne yaptın bana? Şimdi niye yani puanı aldık küçümsenmememiz lazım de geç yani. Niye bu kadar meydan okudun hemen? Niye rahmetli karıştırıyorsunuz? X, X gibi oynarsa niye bugüne kadar oynayamadı da? Hakikaten karıştırmamak yani. lazım ve tarafsız bir yönetim diyoruz. İnsanların günlüklerine özellikle, genç çocukların günlüklerini de salındırmamak için. Ee... Ve uçenin o hareketini merak ediyoruz, bakacağız. Muhtemelen yok. <laughs> 95 Başbakanlık Kupası. Birinin abisi babası Hetti. kaydettiyse videoya lütfen maçı bize de göndersin. <laughs> Yazıyı buldum. Matt Dyebi'nin yazısı. Ha. Matt. E, spor neden loserlar içindir, kaybınlar içindir der. Güzel güzel anlatır. Matt taraftarlığında yaşadığı o dertleri falan da anlatır. E, son paragrafında da şöyle bir cümle var çok severim. Erkekler kadınlara işte Marie Claire, Cosmo gibi moda dergileri alıp bunlara para harcadığı için çok gülerler diyor. Ama aynı adamlar yılın 340 akşamı spor izleyip bunun hakkında işte kaybettiğinde üzülerek geçirirler günlerini gibi bir benzetmesi var. Güzel bir yazıdır tavsiye ederim. Çok severim ben de. Tayyip'i hoca Hocaya da buradan çok teşekkür ediyoruz o zaman. Burak Balaban ve İlhan Özgen... Bize tekrar futbolun sadece kazanmak olmadığını gösterdiğiniz için bu podcast'te çok teşekkür ediyoruz. Yani Seri telefon alabiliriz Serie A üzerine yaptığımız açıklamalar Özellikle Mourinho sırası. kusura bakmasın ya da Pioli. Ee, gelebilir ödeyiz. gelebilir. Mourinho Sarri'ye de geçen sallamış ya. Sarri'ye evet. de sürekli bir sallıyor. Kolay hedef bir de Sarri'ye. De... Pedro'ya Pedro sallıyor yüzücü olsaymış kendini. Esprileri falan da <laughs> artık hocam. eski tadı yok yani. Bitti yani. Bitti hocam. E mizah da bitti artık. Eskisi kadar siyasi, siyasi nöleyle iştiren çıkmıyor. Aynen. Levent Kırcı da çıkmıyor. Jose Mourinho da yavaşlayacak baba tabii aynen, ki. Aynen. Buradan herkese selam olsun diyoruz efendim. Socrates Club'da ve Socrates podcast'te Chelsea Manchester City maçını değil... ...Roma Lazio maçını izleyenleri her hafta ağırlamaya devam edeceğiz. Ee, bu temel Charles Smith'in maçı açıda çok güzeldir ama biz bu hafta, ki ben ikisini de izlemedim, tercihimizi Roma Lazio'dan yana kullandık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Haftaya bambaşka bir ekiple burada olacağız. Yine günlükten yerel basına kadar çok farklı yerlere gideceğiz. Bizi Socrates Club'da ve Socrates Podcast'ta dinlemeye ve izlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın. <laughs>